Bu yan iki kısımda ibaret bu böyle. 2x bölü x2 bana bu bilen ikinci misal. A kvadrat ketiği. Üçüncü misal. İkinci usul. Bana bunu 2'ye bölüp kvadrat. Dördüncü misal. Bunu bir teoreması gibi olacak kılsak kalma olanı. Kıvrılıp kaldı. Beşinci misal. Bu yerde grafikte müracaat kılarız. Böyle İngilizler. İtibar İngiliz için rahmet, selamlık kuruyorlar. Assalamu aleyküm aziz okuyucular, kadirli ustazlar. Demek 33. video dersimiz başlıyor. Zengi toplam rükünümüzdeki mevzuyumuz kvadrat denkleme ve hasseler hakkında buladı. Birinci kısımını başlıyoruz. Demek bu yan iki kısımda ibaret buladı. Birinci misal. Ben şu denkleme birliğen. Denkleme ile arasında mesafe bir geteyin bulsun diye yaptı. Demek ilizler arası mesafe degende bunu da düşünemez. X1, X2 ilizliğe gibi olabiliyor olsa bana şubuzda mesafe olabiliyor. Şimdi bunu V teoreması gibi müracaat kılalımız. X1 plus X2 K geteyim. X1 köpetliğe X2 bir geteyim. Bana şu malumat bizge az katladı, gerek buladı. Bunu kvadratça aşıramız. Kvadratça aşırsak X1 kvadrat minus 2x1 x2 plus x2 kvadrat ten 1. İki tasını bir joyga olib kelib ikkilangan chiqarib yuboramiz. X1 plus x2 ni kvadratı minus 2x1 x2 mana bu bilan 4x1 x2 ten 1 bo'ladi. Endi bizdagi ma'lumotlarni qo'yib yuboramiz o'rniga k kvadrat minus 4 ko'paytirilgan 1 ten 1. Bundan demek k kvadrat 5'ga teng. K'ning qiymati plus minus ildiz osti 5'ga teng bo'ladi. İkinci misal. X kvadrat minus 3ax plus a kvadrat teng 0. X1 kvadrat plus x2 kvadrat teng 1 bütün 175. Bu ham xuddi birinchi misol kabi yechiladi. Mana bundan ikkilangan chiqarib yuboramiz. Oldin mana buni yozib olaylik. X1 plus x2 bizda 3 ga teng. X1 ko'paytirilgan x2 bizda a kvadratga teng. Mana bundan ikkilangan chiqarib yuboramiz. X1 plus x2 kvadrat minus 2x1 x2 teng 1/175. Mana o'rniga qo'yib yuborsak 3 a ni kvadratı minus 2 köpaytırılgan a kvadrat teng 1/175. Demek bizde buladı. 9 a kvadrat 2 a kvadratını ayırsak 7 a kvadrat teng 1/175. Bundan demek a kvadrat teng 0/125. Bundan a'nın birinci ikinci kıymatı plus minus 0/10'ga teng bo'ladi. Demek bizden aniq qiymatlari so'ralgan ekan, mana shunday holatda bo'ladi. 3-chi misol. Tenglama o'zaro teng ildizlarga ega, bitta ildizga ega deyilmoqchi. Endi bu yerda mana bunday ko'rinishda yozib olamiz. Kvadrat tenglama tartibi bo'yicha. Endi ikki xil usulda yechish mumkin. Birinchi usul diskriminantni 0 ga tenglashtirsak bo'ladi. İkinci usul to'la kvadrat ko'rinishiga kelishi kerak. U holda oldingi darslarimda ham aytganman bunu. Mana bunu 2 ga bo'lib, kvadratga oshirib 4 ga tenglashtirsak ham bo'ladi. Birinchi usul. Mana bunu 2 ga bo'lamiz. Kvadratga ko'taramiz. Ozod hadga tenglashtiramiz. Ildiz oladigan bo'lsak a a kvadrat minus 3 teng plus minus 2. Demek bundan. Birinchi a a kvadrat minus 3 teng 2. Kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak a 4 minus 3 a kvadrat minus 4 teng 0. Demek bu yerden bunu belgilab yechsak ham bo'ladi yoki Veyt teoremasi yordamida topsak ham bo'ladi. Ko'paytmas minus 4 yig'indisi 3 ga teng bo'lgan sonlar 4 bilan minus 1 a kvadratni minus 1 ga tenglashtirsak bo'sh to'plam a kvadratni 4 ga tenglashtirsak a teng plus minus 2 bo'ladi. Şimdi ikinci holat. Demek a ildiz osti a kvadrat minus 3 ni minus 2 ga tenglashtirsak baribir kvadratga ko'taradigan bo'lsak shunday holatga keladi. Demek minus 2 bilan 2 degan qiymat berilgan tenglamani xuddi mana bunga o'xshab k
qanoatlantiradi. Demak bizda plus minus 2 degan a ning qiymatlari to'g'ri keladi. Endi ikkinchi usulni ham yozib qo'yishimiz mumkin. Demak, bu yerda diskriminantni 0 ga tenglab a ning qiymatlari topilsa, bu holda u yerda ham plus minus 2 degan natija hosil bo'ladi. 4-chi misol. Mana shu tenglama ildizlari minus 2 va 4 orasida bo'lsin deyilyapti. Endi buni Weyl teoremasiga murojaat qilsak ham bo'ladi. Demak, bundan ildizlar mana ko'rinib qoldi. M-1 va M+1 ekani. Endi ildizlari minus 2 va 4 orasida bo'lsin deyilyapti. Mana bunday qilamiz. Mana har ikkala ildiz shunaqa bo'lsin deyapti. Minus 1 u M 5 oralig'ida, minus 3 u M 3 oralig'ida. Ikkalasidan demak minus 1 u M'ni 3 oralig'ida ekanligi kelib chiqadi. 5-chi misol. Tenglamaning bir ildizi 1dan kichik, ikkinchi ildizi 2dan katta bo'lsa deyapti. Endi e'tibor beringlar buni. Qanday usulda yechamiz? Demak, bu yerda grafikka murojaat qilamiz. Bu yerda ikki hol bo'lishi mumkin. Agar tarmoqlari yuqoriga yo'nalgan bo'lsa, u holda bir ildizi 1dan kichik, ikkinchisi 2dan katta bo'ladigan bo'lsa qanday bo'ladi? Diqqat bilan e'tibor beringlar. Mana bu yerda qanday hol bo'lish kerak? Birinchi sistema qilamiz. K-5 0dan katta bo'lsin. Ikkinchidan bunga o'xshagan masala oldinroq ham yechganmiz. 1 ni qo'yganimizda ham manfiy qiymat qabul qilsin funksiya. 2 ni qo'yganda ham manfiy qiymat qabul qilsin, ya'ni x o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, K-5 x o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, -2k o'rniga 1 qo'ydik. Demak, x o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, mana bunday holat bo'ladi. 0dan kichik bo'lsin. 2 ni qo'yadigan bo'lsak ham 0dan kichik bo'lsin. 2 ni qo'yadigan bo'lsak 4k-20, 2 ni qo'yadigan bo'lsak -4k 0dan kichik bo'lsin. Buni soddalashtiramiz. Soddalashtirsak k katta 5dan, -9 kichik 0dan, k mana bunday. Endi mana har doim bajariladi. Mana bu ikkisini kesishtiradigan bo'lsak 5 u 24 oralig'ida bo'ladi. Endi bu holat. Demak, tarmoqlari pastga qaragan bo'lsa, mana bunday parabola bo'ladigan bo'lsa, bizdan demak bir ildizi 1dan kichkina bo'lsin deyapti. Mana bu yerda tursin 1. Mana ildiz mana bu yerda. Bu yerda mana ildizlar. Mana x birinchi ildiz, mana bu x ikkinchi ildiz. E'tibor beringlar, kesish nuqtalari ildizlar bo'ladi. Mana bu x birinchi ildiz, mana bu x ikkinchi ildiz. Mana 1dan kichkina, 2dan katta bo'lsin. U holda qanday shart bajariladi? Mana bu yerga yozaman. K-5 0dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, 1 ni qo'yganimizda musbat bo'lsin. Ya'ni 1 ni qo'ysak K-5 -2k +K-4 0dan katta bo'lsin. 2 ni qo'yganimizda ham musbat bo'lsin mana. Musbat qiymat qabul qilsin deyapmiz mana. Demak, 2 ni qo'yganimizda mana musbat bo'lsin. 4k -20 -4k +k -4 0dan katta bo'lsin. Bundan demak k kichik 5dan, -9 katta 0dan, k katta 24dan. Mana ikkalasini kesishtirsak ham ko'rinib qoldi bo'sh to'plam ekani, yoki -9 katta 0 ham bo'sh to'plam ekani bilinib qoldi. Mana bu yerda qiymat demak bo'sh to'plam bo'ladi. Biz izlayotgan oraliq 5 u 24 oralig'ida bo'ladi. Endi bu yerda bizda ikkita yechim bo'lishi uchun diskriminant 0dan katta degan shartni ham olishimiz kerak. Ya'ni diskriminant -2k ni kvadrati -4 ko'paytirilgan k -5
Kamyonuz doğru. Kattan oldan. Bunu geçerdiken bulsak. Bizde demek tor k kvadrat. Minus tor k kvadrat. Plus 36k. Minus 80. Kattan oldan. Buladı. Demek bundan. K katta 80. Taksim 36. Bilen, belirgen cevabını keşitiradigan bulsak, bana bu cevap yeşimge çıkıp getirdi. İtibar İngiliz üçün rahmet, salamat bo'linglar. Aziz yoshlar, YouTube tarmog'ida tashkil qilingan Matematika Repetitor kanali sizga 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan mavzular, DTM tomonidan e'lon qilingan testlar yechimining oson va qulay usullari bo'yicha videolar tayyorladi. Bilimingizni mustahkamlash imkoniyatidan foydalaning va matematika o'qituvchisi Murodjon Xo'janiyozovdan saboq oling.